sosyal, iktisadi, teknoloji sahelerinin inşafı bu kazanmanın yollarının sayını artırır. Bugün freelancerler yani daimi iş yeri ve grafik olmayan serbest seçimde ve mekanda faaliyet gösteren şahsların sayı artıp Sevinç Şabanova da onlardan biridir. Deyir ki evde oturtulamaz bu kazanlar. Olabilir 1000 manat, olabilir 500, olabilir 100, yani bakır karşımdakine dediğim pula. Azerbaycan'da serbest işleyenlerin sayı gönlünden artır. Tabii ki birçok ülkeler bu praktikaya çoktan geçip onların geldikleri de bizimkilerden çok değil. Dünya tecrübesinden götürsek, Ege Blogger'lerden götürsek, minimal 15 bin dolardan yani başlayan. Serbest grafik işleme isteyenler sosyal şebeke sayesinde tutabilirler. Diğer peşi sahipler de serbest grafik işleyebilir. Götüren bilen uçlaşları, şirket sahipleri ve kurma esnetlere ihtiyaç duyduğunda müeyyen müddetli freelancerin uçlaşları müracaat edilir. Ama tek uçlaşlara ait değil. İkinci mevzu olabilir muhasipler. Şirketin de öyle senin yukarı değil. O 3 ayda bir yani rübri hesabat verme dönümünde diyelim ki Devlet Sosyal Müdahale Fonduna vergilere o zaman muhasibe ihtiyaç duyarlar. Bu da firmas formatı hayata geçirilebilir. Üçüncü, dizayn ürünler. En aktif olan, en popüler olan bizim ülkede dizayn ürünlerimiz gibi belirtik. Son dövürler şirketler nesnesinin sosyal medya hesapları çok ciddi peşigar formatı idare olunur. Mütehasler serbest grafika, işe gitmeden evden pul kazanmak isteyenlere bazı meslekler verirler. Böyle şahsler bir yok, bir neci şirketlerle işlemelidirler ki gelir daha artı olsun. Esas mesele ise işe başlayan zaman talep olan meblağlarla bağlıdır. Kırda bir meblağ için bir neci şirketler işleyecekler. Daha sonra artık işin keyfiyeti arttıkça, bunların peşkabı arttıkça, onların pazar kıymetlerini yavaş yavaş kaldırabilirler. Bundan başka zamanın bugün düzgün istikamet seçmeyi önermedik. Bu zaman daha yaşam bu kazanmak mümkündür. Kurslar, restoranlar, el olur ki ateller de daha çok müracaat edilir ki yani reklamları gündemde olan yani sahelerde daha çok müracaat olunur. Bugün serbest grafik işleyenlerin kazanabileceği bu meblağı hiç de aşağı değil. Yeni başlamış bir şahıs için aylık 500-600 manattan gelir elde etmek mümkün değil. Yeni başlamış ancak yeni de ben tekrarlar diyelim ki bu işte çalışkanlık, bilik ve tevazukarlık önemliydi. Daha çok bu kazanmanın yollarıyla bağlı market olmak Vahit Hüseyin Ali'ye. Marketing puanların yazılması, biznes puanların teşkil olunması, bunları bir hafta nazaret hayatına geçirilmesi bu artık çok ciddi bir dövriye getirip çıkardı. Bu artık neye getirdi? Burada artık ciddi bir kullanım dövriye. Burada ise artık freelance olan şahs şirketten daha çok maraklıdır ki freelance bir şey hayatına geçirir. Çünkü bu artık öz saldırımız vaktinin değeri mi bilir? Freelancerlerin çok olması önce iktisadiyat bana değerli. Demek ki bir şey kabiliyetinin yükselmesine ve hepsinin hırsları ölmeye kadar azalmasına ve sağ istikametlerde müsbet neticeler değişi verir. Bu bakımdan da yani hepsinin değişmez olan mahvetmesini şekillendirir. Serbest işleyen şahısların sayının artacağı prognozlaştırılır. İktisatçı ekspert Yaşar Hasanov diyor ki bu işte sahipkarlar da maralıdır. Nispeten daha şu an ömeyen bir teşrif oldu. Ve eğer böyle olursa o zaman değişik sahipkar için müeyyen kadar üstünlükler, avantaj yaranır ve değişik daha az hızlı gelirler, faaliyetler üzere işler icrasını temin edebilir. Serbest çalışarak pul kazanmak isteyenler, diğer gün sürecekten neler söylenebilirler. Ümit edelim ki böyle insanların sayı daha da artacak. Bu hem refah seviyesinin daha da yükselmesine hem de iktisadiyatın inkişafına bir tekandır.